Ozan diyor ya neyini versin? Ben de diyorum ki oyunu versin yani. Götürüp yine de oy veriyorlar. Ne yapacaksın yani? Ya hala bu ya bu yani biraz önce Cevdet Yılmaz'ın cevabını okudun Ebru. Ne diyor? Ya biz diyor bizim muhalefeti eleştiriyor ya. Biz de diyor halkın derdi geçim, biz de onu düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. İyi de düzelmiyor. Hep kötüye gidiyor halkın. Geçim derdi daha da kötüleşiyor. Halkın boğazına çökerek halkın bu geçim derdini sen nasıl önleyeceksin? Yani bir geçim derdi nasıl çözülür? Ozan'ın çıkardığı tablonun tersi olursa çözülür değil mi? Evet. Maaşlar yani artarsa gelirindeki çözülür. Artış %60. Evet. Gelirindeki artış %68 olursa, giderindeki artış %50'de kalırsa aradaki o 18 puan senin biraz nefes almanı sağlar. Yani gelirin giderinden fazla olursa geçim derdi biter. Şimdi sen yani bırak bütün diğer masrafları, sadece vergi tahsilatında gelirle karşılaştırıldığında 18 puanlık bir fazlalık koyuyorsun oraya. Bu vatandaşın geçim derdi böyle çözülür mü? Yani bir de çıkmışlar sıkılmadan gülerek de söylüyorlar. Ya çok ben bu kabinedekilerin gerçekten dünyadan bir haber yaşadığını düşünüyorum. Mesela Cevdet Yılmaz, bu hafta kendime Cevdet Yılmaz'ı seçiyorum. Yani bu hafta merceğimi onun üstüne tutacağım. Sırf bu sözünden dolayı. Yani hangi hayatı yaşıyor kendisi? Hangi şey içinde? Bir de gülerek, espri yaparak şey yapıyor. Vatandaşın geçim derdi devam ediyor. Bunlar başka bir alemde yaşıyorlar. Hayat onlara güzel. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Devletin makam araçları, devletin korumaları, devletin parasıyla alınmış uçak biletleri, devletin parasıyla ödenen otel ücretleri bilmem ne falan. Bir tarafta hayatlarını yaşıyorlar. Ondan sonra da vatandaşın geçim derdini çözmeye çalışıyoruz. Ya bana Cevdet Yılmaz çıksın açıklasın. Desin ki biz Haziran, yani ne zaman 24 Mayıs'ta seçildiler, Haziran'da da hükümet kuruldu. Haziran 2023'ten bu yana vatandaşın şu göstergesinde bir düzeltme yaptık. Vatandaş mesela eskiden şu kadar enflasyona eziliyordu, bunu şu kadar azalttık desin mesela. Ya da eskiden şu kadar vergi alıyorduk, bunu şu kadar düşürdük desin. Ya da eskiden okul masrafları şu kadardı, şimdi bu kadar düştü desin mesela. Ya icraatlarının tamamı vatandaşın aleyhine. Bugüne kadar Haziran 2023'ten bu yana Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğu, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak kaldığı bu iktidar o tarihten bu yana işte 1 yıl 3 ay diyelim, 15 aydır bir tane vatandaşın lehine adım atmadılar. İnanın bana, bakın yatırımlarda da aynı. Bir taraftan vatandaşın boğazına çökmüşler, daha çok vergi topluyorlar. Bir taraftan ücretleri sabit tutmuşlar, milletin geliri değişmiyor. Hala bir taraftan kredi kartı vesaire falan konularında faiz çıldırmış, insanlar sürekli faiz ödüyorlar. Aynen. Şimdi bu vatandaşın geçim derdini sen nasıl çözeceksin Cevdet Yılmaz ya? Gerçekten merak ediyorum ben. Deniz, bir sesimiz var bak 2019'dan itibaren. Sen o sesi dinleyelim hep beraber. Arkadaşlarımız hazırladı. Biz 2019'dan beri ne yaşıyoruz? Bir özet gibi. Arkasından yorumuna devam et. Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı yardımcısına geçmiş olmadığı için, yeni olduğu için ekleyemedik ama onu da sen eklemiş oldun. Bir dinleyelim bakalım. Hadi benim çocuklar. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Berat Albayrak. Çok net söylüyorum, Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Bu enflasyon önümüzdeki yıl geleceğe noktaları Okan Bey için heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyan Türkiye'de. Hangi noktada uyanırsınız? Çok farklı noktalara gidiyor. Çok farklı noktalara. Bu enflasyon önümüzdeki yıl geleceğe noktaları Okan Bey için Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de. Hangi noktada uyanın? Çok farklı noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalar. Bu enflasyon. Tamam. Önümüzdeki yıl. Yani 2025 yılı 2024'ten inanıyorum ki daha rahat olacak. 2026 2025'ten çok daha iyi olacak. Neden? Çünkü enflasyon düşmeye başladı. Yani 2025 yılı 2024'ten inanıyorum ki daha... 2019'dan beri duyduklarınız. İnanırsak başarırız. Bir şey demiyorum ben. bunlar bir uyusak uyanmasaydık. Çok küçük bir bölümü. Evet, çok doğru. Hayır, adam uyumaya devam ediyor Ebru. Biz şey yapıyoruz. Nebati uyumaya devam ediyor, adamın keyfi yerinde. Bizim uykumuz kaçtı. Yani yoksa biz uyuyamıyoruz. Bizim uykumuz kaçtı. Yoksa aslında onların uykuları yerinde. Evet. Yani değil mi? Evet. Nebati. Neydi o Üsküdar'da salatalığıyla meşhur olan yerinde? Çengelköy. Çengelköy. Ha, Çengelköy'deki villasında boğaza nazır uyuyor arkadaş. Keyfi yerinde, milletvekili oldu bilmem ne. Mehmet Şimşek için evet 2025-2024'ten daha iyi olacak. Hiç şüphem yok benim. 2026 daha da iyi olacak. 2025'te. Yaşarsa. Evet, ama Mehmet Şimşek için. Ama Mehmet Şimşek için, vatandaş için öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Bunlar da çok uzun yıllar önceden değil biliyorsunuz. 2019, 2021 ve 2024. Berat Albayrak aylık gidiyormuş. Mehmet Şimşek yıllık gidiyor. Fark ettiniz değil mi? O Ocak, evet, Şubat, evet. Şubat Ocak'tan iyi olacak. Mart Şubat'tan iyi olacak. Bunlar demek ki aynı konuşma metni yazarı devam ediyor çalışmaya. Berat Albayrak gitmiş ama onun konuşmalarını yazan büyük ihtimalle Mehmet Şimşek'e de konuşma yazıyor. Yani evet. Orada aylık gidiyormuş, burada yıllık gidiyor. Şey diyemiyor çünkü, yani Eylül ayı Ağustos'tan iyi olacak, Ekim ayı Eylül'den iyi olacak diyemiyor. Çünkü bunu sunamıyor. Daha uzun vadeli şey, yani inandırmak için artık daha uzun vadeli yalanlara gerek var. Yani bu hani orta vadeli plan diyor, orta vadeli yalanlar da tutmuyor, kısa vadeli yalanlar da tutmuyor, uzun vadeli yalanlara başvuruyorlar. 2025 daha iyi olacakmış. Nasıl olacak? Hayır, bakın kimyada... Peki 5.3 trilyon lira borcu nasıl ödeyeceğiz? Maaşlar çok artmazsa, fiyatlar da zaten aynı, yüksek. 5.3 trilyon lira borcu ödeyip nasıl ayakta kalacağız? Nasıl yaşamaya devam edeceğiz? Bana bu sorunun cevabını verebiliyorsanız verin lütfen. Ya bize niye soruyorsun? Cevdet Yılmaz'a sor canım. Buradan yani, soruyorum biraz. Onlar iktidarda yani. Cevdet Yılmaz o koltuktan kalksın, biz oturalım, biz cevap verelim bu soruya. Ama şimdi Cevdet Yılmaz'a sorman lazım o soruyu. Ya bak, kimyada bir kural vardır. Yani bir reaksiyona girenler aynıysa, katalizör aynıysa, ortam şartları aynıysa çıkanlar hep aynı olur. Yani sonucu değiştirmek için mutlaka... Girenlerde, katalizörde, sıcaklıkta, basınçta, şunda bunda bir değişiklik yapman lazım. Hani hep Einstein'a atfederler ya, hep aynı hareketi yapıp farklı sonuç bekleyen ahmaktır diye. Şimdi şöyle bir şey var. Sen sonucu değiştirecek hangi farklı adım atıyorsun? Şimdi ekonomide bir sonuçta bilimdir. Kimyadaki gibi ya da matematikteki gibi. Sürekli aynı adımları atıyorsun. Ücretleri kısıyorsun, vergileri artırıyorsun, yabancı kaynak getiremiyorsun. Hortumlardan bütçe, devletin kasası boşaltılmaya devam ediyor. Tasarruf yok. Har vurup harman savruluyor vesaire falan. Bu denklemde sen hiçbir şeyi değiştirmediğinde o havuzu nasıl dolduracaksın? Yani istediğin sonucu nasıl elde edeceksin? Mümkün değil. Yani bunu gerçekten bu icraatlara baktığında 2025'in 2024'ten iyi olmayı bırakın, değişik olma şansı yok. Farklı olma şansı yok. 2026'nın 2025'ten farklı olma şansı yok. Fark yaratmak istiyorsanız bir şeyi değiştirmeniz lazım bu denklemde. Burada da değiştirilmesi gereken en önemli unsur devletin hazinesini boşaltan hortumları kesmektir. Ve dışarıdan bu havuzu dolduracak yeni kaynak bulmaktır. Şimdi ikisini yapamıyorsunuz. Sadece vatandaşın boğazına... Ya kaynak bulamıyorsun çünkü bu koşullarda kaynak falan gelmez. Yani Türkiye'de hukuk bu haldeyken kaynak falan gelmez. Sıcak para gelir, senin hazineni daha da boşaltır gider. Evet. Yani bu sıcak para öyledir. Yani senin milli servetini götürür. Faizle ödersin, borsadaki farkla ödersin, bilmem neyle ödersin ama senin kaynağını alır gider. Burada kalıcı bir şey yapmaz. Yabancı doğrudan yatırım gelir mi? Gelmiyor işte. Bırak onu, kendi yatırımcıların, iktidar yanlısı yatırımcıların bile gidip başka ülkelerde, Mısır'da, gidiyorlar, Cezayir'de, evet, şurada burada milyar dolarlık yatırım yapıyorlar. Hepsi paralarını yurt dışına kaçırdılar. Niye Mehmet Cengiz gidip Londra'da ev alıyor? Niye Kars'ta almıyor? Niye Artvin'de almıyor? Niye Van'da almıyor? Ben burada Şeref Hoca'ya bir şey sormak istiyorum.